Aynen Bey, ilgine çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Şu ana kadar ki sormuş olduğumuz soruların tamamına tatminkar yanıt aldık. Sizin ilave etmek istediğiniz herhangi bir şey var mı? Varsa lütfen onları anlatın. Ondan sonra son soruma geçeceğim. Evet. Şöyle bir şey atladım ben. Bizim meşhur ünvanımız var. Ben bazen yazarken S'den sonra acaba M harflerinde eksik bıraktım oldum diye sayıyorum. 1, 2, 3 tane. Tamam, 5 tane ise doğrudur. Ünvanımızda tarihi bir komedi var. Serbest muhasebeci, mali müşavir. Hani bir dönem serbest muhasebeciler olduğu için birleştirildi. Serbest muhasebeci kavramı ortadan kalktı. Çok az arkadaşımız kaldı. Bunların hepsi mali müşavir oldu. İyi ki de oldu. Bir meslekte bir ünvan birliği olması gerekiyor. Bağımlılar da içerisine girdi. Arada şimdi komedi zaten orada. Ha, buyurun. Şimdi mesleğimizin adı ne? Serbest muhasebeci mali müşavir. Ümerleri sayıyorsun. 3 tane ise tamam. Doğru yazmışım. Bu ünvan çok komik. Ne yapılması gerekir? İki kelimeden oluşan bir ünvan yeterliydi. Adı geçmişte öyleydi ama hala aynı şey devam ediyor. Mali müşavir kafi. Veya bunun adı denetmen olur. Kafi bir isim bulursunuz. Ama serbest kavramını sıfat olarak oraya koyduğunuz zaman iş o zaman komikleşiyor. Şöyle komikleşiyor. Ben şimdi serbestim. Peki bir şirkette çalışan vatandaş, bağımlı çalışan vatandaşa ne diyeceğiz? Serbest muhasebeci mali müşavir diyebilir miyiz? Ama o serbest değil. Evet. O personel orada, o görevli, bir işte bağımlı. Görevli. Bu ünvanla ilgili de bir çıkmaz var. O çıkmazın da düzeltilmesi gerektiğini düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. İlave edeceğim bu varsa. Teşekkür ediyorum. Şimdi edindiğimiz bilgilere, sohbet esnasında da verdiğiniz bilgilere göre 24/7/2012 yılında bir dernek kurdunuz. Ve derneğimizin de ünvanı İstanbul Bağımsız Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Derneği. Siz çok eski kökenli bir meslek mensubusunuz. Bir ara Türkiye genelinde 78 şubesine kadar ulaşan bir dernek oluştu. Mali Müşavirler Muhasebeciler Derneği ve şubeleri. İstanbul'umuzda da şu an 15 tane şube var. Bu kadar şube var iken, Bakırköy'ümüzde de bir şube var iken, Mali Müşavirler Muhasebeciler Derneği Bakırköy şubesi var iken, siz niçin böyle bir dernek kurma gereksinimi duydunuz? Güzel bir soru. Şöyle söyleyeyim, ben biraz geriye gidelim. 1991-92 döneminin Mali Müşavirler Birliği'nin Ankara'da genel kurulu oldu. O genel kurula ben bir tebliğ sundum. Tebliğin özü şuydu. Bir meslek odamız oluştu. Şimdi önümüzde bekleyen görev dernek olarak yeni bir vizyon, yeni bir arayış, yeni bir amaç, yeni bir çalışma performansı önümüze koymamız lazım. Şimdi odalar kurulduğuna göre o alandaki savaşınız bitti. Şimdiki savaşınız ne olacak onu değerlendirmeniz lazım. O toplantıda bunu değerlendirmediğini gördüm. Sunduğum tebliğ ile ilgili de bir şey almadım, bir tepki almadım. Yani yok hükmünde gibiydi bu. Divan başkanımız da o zaman üstadımız Ziya Disanlı'ydı. Siyasetten tamamen uzak duralım bir anlayışı o zaman da vardı. Evet. Şimdi o sözlü olarak söylenip geliyordu zaten. Bu tebliği de size sunmak isterim. 3 sayfalık bir tebliğ sundum. Yazılı olarak divana da verdim. İkinci sayfasında şu yazılıyor. Politika ad leseninde Aristo insan siyasal hayvandır diyor. Bunu da insan düşünmek, müdahale etmek zorunda olan bir varlıktır. Siyaset zaten toplumun yönetilme mekanizmasıdır, yönetilme sistemleridir. Toplumun yönetilmesine dair mekanizmalara karşı bir tepkidir, duruştur, katılmadır, onaylamadır veya eleştiridir. Şimdi bunlar hepsi bir siyasal yapıdır. Ama bizim ülkemizde siyaset denince bir siyasi parti anlaşılıyor.
Siyasi parti kavramı da bir oligarşik yapıdır o. Bir mekanizmaya, merkeze bir oligarşik kadro oluşur. O bütün Türkiye satına hakim olur. Dolayısıyla yanlışıyla, yalanıyla, düzenbazlığıyla, halkı aldatmasıyla siyaset sevini bir alan olmaz. Siz de herhangi birine yaranarak, onun yanaklarını öpe öpe, ona saygıda kusur etmeye etmeye veya hani günün deyimiyle yalaka veya yandaş ola ola bir yere gitmeye çalışırsınız. Siyasetin tablosu bu. Buna karşı bir tepki var. Bu tepki insanları siyasetten koparma malzemesi, aracı değil. Dediğim gibi siyaset bir insan kimliğidir. Sadece insana özgüdür. Hayvanların siyasetle ilgilenip ilgilenmemesi diye bir anlam olmaz. Evet. Siyaset aynı zamanda bir bilgidir. Eğer bir toplumda, bir medeni toplumda yaşıyorsanız, hadi bir kabilede de yaşıyorsanız, o kabilenin bir siyasi yapısı vardır. Bir otoritesi vardır, bir feodal hukuku vardır, bir feodal etkisi vardır, kuralları vardır. O da bir siyasettir. Yönetme siyasetidir bunun adına. O dönemde dediğiniz gibi 78 civarında şube vardı. Ben o tebliğde şunu söyledim. Eğer bu birlik odalarımıza katkı vermek, onların mücadelesine yardımcı olmak, onların yasal olarak sıkıştıkları alanlarda destek vermek, eleştirmek, yol göstermek, daha rahat olma anlamında, eğer bu misyonlara talip olmazsa, bunları yapmazsa eriyip gitmeye mahkum olacak dedi. Ne yazık ki yanılmadım. 78 şubeden 27'ye indi ama bunun aktif şube sayısı ya 5'tir ya 10 tanedir. Peki onlar ne yapıyor derseniz? 27 şubenin genelde çoğunluğu 5-10 gram değil. Bayağı çoğunluğu aktif durumda. Şimdi aktiften ne anladığımıza bağlı. Ben bu aktiviteden ne anlıyorum? Bakıyorum işte Mali Müşavirler Birliği'nin sitesine giriyorum. Efendim biz diyor futbol turnuvası düzenledik. Biz falan yerde akşam yemeği yedik. Falan yerde de tavla şampiyonası düzenledik. Bugün falan yerde kahvaltı düzenliyoruz. İşte Zeytinburnu'nda, şurada, burada. Burada bir nevi kaynaşma etkinliği. Ona itirazım yok benim. Ay, buna itirazım yok ama işin sadece buysa itirazım var işte. O zaman ne olur? Siz etkinliğinizi bu söylediğim alanlarla sınırlarsanız vallahi buradan bir şey çıkmaz. Bir cacık olmaz bu anlayıştan. Niye olmaz? Evet. Türkiye'de 81 binin üzerinde dernek var. Bakın bu 81 binin içerisine ayıklarsınız elinize 10 tane dernek kalmaz. Aktif olan, gerçekten aktif olan, toplumda adı duyulan. O konuda bir adım ileri atılmadı. O bir handikaptı. İkinci handikap da belli bir grubun ki odaları öteden beri, ben İstanbul bazında söylersem, Çağdaş Demokrat arkadaşlarımızın hepsi de aydın insanlardı. Yani o anlayışa saygı duyarak söylüyorum. Evet. O anlayıştaki yöneticilerimizin kontrol alanına girdi dernek. Bu zaten çıkmazın en deriniydi. Bakın siz bir derneği oda yönetimi olarak kontrol ederseniz onun zaten fonksiyon olarak pasif duruma getirmesini sağlamış oluyorsunuz. Onu etkisizleştiriyorsunuz. Odalarda mal müşavir şubeleri de aynen böyle oldu. Artık bir çıkmaz daha vardır. Zaten arkadaş bizi %5 oranıyla yöneten yeminliler var. Bırak kardeşim. Mali Müşavirler Birliği'nin başına yemini getirmek o da yasada mı vardı? Ama ben o görüşünüze şeye katılmıyorum. Örneğin A şubesi, B şubesi, D şubesi. Mali Müşavirler Şubesi olarak. Yani yapmış oldukları her türlü etkinlikleri arkadaşlarımız kendi ceplerinden karşılıyorlar. Ben parasal anlamda söylemedim. Yani anlamda söylüyorum. Mesela eğer o gönüllü sizin gibi meslek mensupları olmasa o dernekler gerçekten çoktan yok olmaya mahkumdur. O benim söylediğim anlamda değil. Yanlış anlaşıldım galiba. Mali Müşavirler Birliği Genel Başkanı yeminli olmak durumunda. Yani yeminliden aday gösteriyorsunuz.
Burada yasal bir yaptırım mı var? Hayır, yasal bir yaptırım yok. Önde bir engel mi var? Yok. Niye? Demin çerçevesini çizdiğimiz bir teslimiyet anlayışı. Bir fetişizm var, yeminlilik vallahi onlar bize, ancak bize o arkadaşlarımız yol gösterir. Ya dün bu da senin gibiydi. Ne oldu? Sınava girdi, hukuka baktı, matematiğe baktı, ticaret hukukuna baktı, maliyet muhasebesine baktı, denetime baktı, SPK'ya baktı. Bunlar oturdu, inceledi, kursa gitti, sınava girdi. Fazla bir şey öğrenmedi. Onlar sen öğrenebilirsin, onlara girebilirsin. Hoş o sınava, Türkiye'de sınava girersiniz ya, kazanırsınız, bir yere gelirsiniz. Ama o sınavın artık %10'u bile değil sizin ilgi alanınız. Onlar orada kaldı gitti. Bununla sınava girip kazananlarla ilgili olumsuz bir şey söylemek istemiyorum. Ama şunu söylüyorum. Neden Mali Müşavirler Birliği'nin başına da yeminli bir arkadaşı getiriyorsunuz? Bu zorunluluk, İşte demin söyledim, özelliklerin bir yansıması. Peki sizin özelliğiniz ne olacak bu dernek tatlısı? Oraya geleyim. Ondan sonraki süreçte Mali Müşavirler Birliği bu demin söylediğim alanlarla sınırlandı kaldı. Bu yapıyı, odaların çalışmalarını, bu gruptaki arkadaşlarımızın Türkiye'deki aşağı yukarı bütün odaların yönetimini almalarından kaynaklanan bir daha bir aktif beklenti içerisinde olmalısın. Yani eğer derneksen en azından bir bağımsız duruşun olmak zorunda. Aksi takdirde sana zaten ihtiyaç yok. Zaten sana ihtiyaç olmadığı ortaya çıktığı için bu davranışınla yemek, kahvaltı, turnuva, gezi, danışma, dayanışma bunun da sınırlı kaldı. Ve toplantılarına da bakıyorsunuz, yapılan açıklamalar, değinilen konular bir ceviz kabuğunu doldurmayacak kadar sığ bir anlayışa mahkum edildi. Yani bir duruş... siz biraz kendinizi soyutladınız mı? Hayır, soyutlamadım. Şunu söyleyeyim ben. Şimdi Bakırköy Şubesi'nin bir farkı vardı. Bakırköy Şubesi Çağdaş Grup'tan bağımsız duruyordu. Hoş. Ben de Çağdaş Grup'a oy verdim geldim. Doğrusunu evet. İstersen bir dönem muhasebeciler ismi de unuttum gitti. Bülent'ten evet. Bir dönem onların yazılarını yazdım. Bildirilerini de yaptım. Fakat şöyle bir tabloyla karşılaştım. Cumhuriyet devrinde Mustafa Kemal Atatürk deyince hoşlanmadıklarını gördüm bu kavramlardan. Ondan sonra fiziki irtibatım bitti onlarla. Ama oy vermeye giderken aman ha başkaları gelmesin, şu bilinen gruplar gelmesin, odamızın doğrultusu bozulmasın diye ben de Çağdaş Demokratlara yani Yahya Bey'e oy verdim evet. Geldim. Bunun evet. Söylemekte bir beis görmüyorum. Ancak Bakırköy Şubesi bir grubun arkasında durmanın doğru olmadığını, onun arka bahçesi gibi algılanmanın mücadeleye katkı vermediğini söyledi geldi. Yani gene de bağımsız durdu. Fakat peki neden bir başarılı gösteremedi? İki nedeni var. Bir, Çağdaş Demokrat Muhasebeci grubundaki arkadaşlarımız bu derneğe ayak basmamayı yeğlediler. Bu şubeye gelmediler. Etkinlik konusunda hiçbir katkıları olmadı. Bu derneğin mutlaka alınması gerekiyordu. Bizim tebliğimiz de var işte genel kurula, bir de buraya bir tebliğ sunduk. Dedi ki, bu dernek şubeleşme şeklindeki bu yapı yanlış, yürümüyor. Genel merkezin kuralları var, kaideleri var, belli bir yönetim var, anlayışı var. Siz o anlayışa aykırı geldiğiniz zaman o anlayışın içerisinde örgütlenen arkadaşlar, o yapı sizi dışlıyor, kenarda kalıyorsunuz. Meslektaşı bütünleştiremiyorsunuz, kucaklayamıyorsunuz. Bunu yaşadım ben bu dernekte, hala da kağıt üzerinde Bakırköy Şubesi'nde üyeliğim var. Ama Bakırköy Şubesi'ye başka şubeler ne yapıyor dediğin zaman işte zaman zaman kahvaltıya davet var. Bazen de böyle panel oluyor. O paneller de Allah'tan ki yeni şeyler çıkıyor. Tebliğ mebliğ falan evet. Çıkıyor da yoksa panele ihtiyaç falan yok. Ya arkadaş benim ağrıma gidiyor gerçekten. Eğer meslekle ilgili ya da konuyla ilgili bir panel diyorum yasa çıkar ve sen bundan dolayı da bir panel koyuyorsan ona eleştirel gözle bakarsın. Sana ne zararı var, ne zarar veriyor, onu bakarsın, onu eleştirirsin. Ya ben Türkçe biliyorum, o metni algılayabiliyorum.
Herkes bunu algılayabilir. Şimdi bu algılama yetersizdir falan kişi getiriyorsun. Bir de şu da var. Yani sigorta ile ilgili bir şey çıkmışsa sigortanın bir adam getiriyorsun. O sana açıklıyor. Sen yetmiyorsun. Vergi ile ilgili bir şeyse vergi dairesine bir müdür çağırıyorsun. O açıklama yapıyor. Çünkü sen bu tebliği anlayamıyorsun ya. Böyle bir anlayış. Odaların, demin belirttiğimiz odaların, TÜRMOB'un yasal sıkıntıdan dolayı, bağlamdan dolayı içinde bulunduğu çıkmaz bizi bir arayışa çağırdı. O arayıştan muradımız da derneklerin bağımsız olması gerektiği.